Evet, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Sıfatü salatin nebide, peygamberimizin namaz kılma sıfatıyla ilgili 95. hadis-i şerife geldik. 95. hadis-i şerifi okuyorum inşallah. Bismillah. Demiş ki an Ebi Kilabete Abdullah ibn Zeyd el-Cürmi el-Basri Ebi Kilabe Abdullah ibn Zeyd'den naklolunmuş bu hadis bize. O da demiş ki kale dedi ki ca'ana bize geldi Malik ibn Huveyris. Malik ibn Huveyris bize geldi fi mescidina haza bu mescidimizde. Fakale dedi ki inni muhakkak ki ben la usalli bikum size namaz kıldıracağım ve ma uridu as-salate. Fakat ben aslında namaz kılmayı istemiyorum, yani gayem namaz kılmak değil. Size namaz kıldıracağım ama gayem namaz kılmak değil. Peki niye kıldırıyor? Usalli namaz kıldırıyorum. Keyfe ra'aytu Rasulallahi Allah Resulünü nasıl gördüysem yusalli. Namaz kılıyor gördüysem onun kıldırdığı gibi size namaz kıldıracağım. Fekultu ben dedim ki li Ebi Kilabe, Ebi Kilabe'ye dedim ki keyfe kâne yusalli, nasıl namaz kılıyordu bu Malik ibn Huveyris? Kale dedi ki mithle salati şeyhine, bizim şeyhimizin, hâze bu şeyhimizin namazının aynısı gibi. O şeyh de ve kâne yeclisu idi izâ rafa'a râsehu, başını kaldırdığı zaman mine sucudi secdeden kable en yenhada, ayağıya kalkmadan önce fir rekatil ula, birinci rekatta. Yani başını secdeden kaldırdığında ikinci rekata kalkmadan önce oturur. Oturur idi yerinde, ondan sonra kalkardı. Erade bir şeyhim, bu şeyhlerinden kastettiği de Ebu Burayt, Ebu Burayt'tır. Amr İbni Seleme, Amr İbni Seleme'dir. Ve yukalu Ebu Yezid, Ebu Yezid de denir. Demiş, bu adama Ebu Yezid de denir aynı zamanda. Evet. Bu hadisin içerisinde bize yabancı olan bir kelime yok. Bin nehede var, onu da bir önceki dersimizde gördük zaten. Nehede yanhadu. Onun dışında bilmediğimiz bir kelime yok. Hadisin toplu anlamı ne? Malik ibn Huveyris bu mescidimizde bize geldi. Dedi ki ben size namaz kıldıracağım. Lakin gayem namaz kılmak değil, Allah Resulü'nün nasıl namaz kıldığını size göstermektir. Ben Ebu Kilabe'ye dedim ki nasıl namaz kılardı? Dedi ki şu şeyhimizin namaz kıldığı gibi namaz kılardı. O da, yani o şeyh de başını secdeden kaldırdığı zaman birinci rekatta ayağa kalkmadan önce yerinde oturur, ondan sonra kalkardı. Şeyhlerinden kastettiği Ebu Burayt, Amr ibn Seleme'dir demiş. Ona aynı zamanda Ebu Yezid de denirdi demiş. Bu hadis-i şerif, 95. hadis-i şerif bir insanın birinci rekatı bitirdikten sonra, ikinci secdeyi yaptıktan sonra ikinci rekata kalkarken nasıl kalkması gerektiğini, keyfiyetini anlatmak için, sünneti anlatmak için bize zikretmiş olduğu bir hadis bu. Şöyle kitaplarınızın en altına bakarsanız, yani elinizdeki metinlerin en alt satırına bakın. İkinci dipnot, yani bu hadisin dipnotuna bakın. En altta şöyle bir ifade görüyor musunuz? Son 3 satırı okuyorum. وَفِيهِ زِيَادَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الْعُولَى. O rivayette bir ziyade vardır. Şimdi bu okuyacağım Bukhari'nin bir rivayeti. Normalde bu hadise dair Bukhari'nin bir rivayeti. Demiş ki bab, şöyle bir başlık açmış İmam Bukhari kitabında. كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ, nasıl yere dayanır? اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ, bir rekattan ayağa kalktığında nasıl yere dayanır? Bunun keyfiyeti hakkında bak. وَفِيهِ, bu hadisi vermiş. Malik ibn Huveyris'in hadisini. فِيهِ, onda şu var, şu ziyadeyle vermiş. وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ, başını kaldırdığı zaman اَنِ السَّجْدَةِ, secdeden اَثَّانِيَةِ, ikinci secdeden جَلَسَ, oturdu. Önce bu birincisi oturdu. وَعَتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ, sonra yere dayandı.
Bu da ikincisi. Vakame ayağa kalktı. Bu daha açık. Yani yukarıdaki rivayetten bu alttaki rivayet daha açık bir rivayet. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdığı zaman veya namaz kıldığı zaman ikinci secdesini bitirdiğinde bir sonraki rekata kalkarken iki şey yapardı. Biri önce otururdu. Bir müddet öyle beklerdi. Sonra ayağa kalkardı, kendi yere dayanır. Yere dayanır, o şekilde yerden kalkardı. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Birincisine celse-i istiraha diyoruz. Buna fıkıhta celse-i istiraha diyoruz. Ne demek celse-i istiraha? Yani istirahat celsesi demek. Peygamberimiz birinci rekatı bitirdikten sonra ikinci rekata kalkmadan önce böyle latif, kısa bir istirahat veriyor tabiri caizse. Biraz dinlenmiş oluyor, oturuyor. Ondan sonra ayağa kalkmış oluyor. Bu celse-i istiraha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bir tanesidir. Rekatını bitiren kişi bir sonraki rekata geçmeden çok uzun olmamak kaydıyla yerinde biraz oturur. Ondan sonra tekrar ikinci rekata kalkar. Zaten hadis-i şerif bu konuda çok açık. Bazı ilim adamları Peygamberimizin bu uygulamasını, bu sünnetini şöyle yorumlamışlar. Demişler ki bu aleyhissalatü vesselamın yaşlılığıyla alakalıdır. Yani yaşlandığında kilo aldı, bedeni ağırlaştı demişler 50'li yaşlardan sonra. Allah Resulü ömrünün son dönemlerinde yorulduğu için, namazları da uzun tuttuğu için kıyamı vesaire bir sonraki rekata kalkarken biraz dinlenirdi demişler. Fakat buna delalet eden sahih hiçbir rivayet yok. Yani sahabenin böyle bir ayrıma gittiğine dair sahih hiçbir rivayet yok. Allah Resulü gençken yapmazdı, yaşlıyken yapardı, yaşlı yapabilir, genç yapamaz diye bir rivayet yok. O zaman biz bunu ne kabul edeceğiz? Mutlak bir sünnet olarak kabul edeceğiz. Yani genç, yaşlı, çocuk fark etmez. Namaz kılarken bu celse-i istiraha sünnetine dikkat edecek. İkinci sünnet neydi burada? وَعْتَمَدَ عَلَى الْاَرْضِ Yere dayandı ve o şekilde yerden kalktı. Demek ki Peygamberimiz birinci rekattan ikinci rekata kalkarken direkt bir şekilde ayağa kalkmak yerine yerden destek alarak, yerden güç alarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ayağa kalkıyordu. Buna da ne diyoruz? اَلْاَتِمَدُ عَلَى الْاَرْضِ Yere dayanma sünneti diyoruz. Yerden destek ve güç alma sünneti diyoruz. Tabi bu İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde namaz kıldı. Bir de Peygamberimizin yere dayanmadığına dair bazı rivayetler var. Yani mesela bir rivayette, bu Tirmizi'nin rivayeti söyleyeceğim. Peygamberimiz kalkarken ayak uçlarına basarak kalkardı. Bu bir rivayet mesela. Anlıyor musunuz nasıl olduğunu? Şimdi oturduğunu düşünün birinin. Ayak uçlarına bakarak kalkması için ne yapması lazım? Yerden destek almaması lazım. Yani direkt ayaklarından güç alarak ayağa kalkması lazım. Hiç yere temas etmemiş oluyor. Yine bir rivayette Sünen ashabına rivayet ettiğini, secdeden kalktığında ok gibi kalkardı diyor bir sahabe. Ne demek bu ok gibi kalkardı? Yani demek ki hiçbir yere dayanmadan direkt kendi bedeninden aldığı güç ile ayağa kalkardı. Bu ve benzeri. Yani bu içerikte olan rivayetlerin tamamı hadis alimlerinin yanında zayıf rivayetlerdir bunlar. Yani kendileriyle hüccet sabit olacak, kendileriyle sünnet sabit olacak rivayetler değildir. Hep senetleri hakkında konuşulmuş, içerisinde zayıf ravilerin olmuş olduğu rivayetlerdir. Bu konuda Peygamberimizden sahih olarak bize naklolunmuş rivayet yere itimat edip ayağa kalktığına dair rivayettir. Peki yere nasıl itimat edecek aleyhissalatü vesselam? Yani yerden kalktığında yere dayandı. Yere birçok dayanma çeşidi var. Şöyle de kalkabilirsin, değil mi? Böyle de kalkabilirsin. Dirseklerini yere koyarsın, öyle de kalkabilirsin. Sana kalmış yani. Taberani'de bir rivayet var. Sahabenin biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki o hamur yoğuran bir insanın hamur yoğurması gibi yerinden kalktı. وَكَانَ يَعْجِنُوا فِي الصَّلَةِ Yani hamur yoğurur gibi yapardı namazda diyor. Şimdi geçen de bir soru sormuştunuz, orada da söylemiştim. Hamur yoğurur gibi dediğimizde herkes hamur yoğurma stili birbirinden farklı. Kimisi hamuru şöyle yoğurur, kimisi hamuru şöyle yoğurur yani. Haliyle bazıları demişler ki şu şekilde ellerini yere koyup kalkması lazım. Bazısı demiş ki bu şekilde ellerini yere koyup kalkması lazım. Aslen bu Taberani'deki rivayet öyle çok hiç konuşulmamış senedi
pırıl pırıl olan bir rivayet değil. Yani hadis alimlerinden zayıf diyenler de olmuş. Zayıf değil diyenler de olmuş. Yani yere dayanırken, kalkarken nasıl kalkmak istiyorsan öyle kalkarsın. Böyle mi kalkmak istiyorsun? Böyle mi kalkmak istiyorsun? Sana kalmış. Allah Resulü'nün yere dayandığını biliyoruz ama keyfiyetiyle alakalı kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Elimizdeki tek rivayet, Taberani'deki rivayet, hamur yoğurur gibi kalkardı. Senin aklında hamur yoğurma nasıl şekilleniyorsa kendi bulunmuş olduğun bölgede ona göre ayağa kalkabilirsin inşallah. Bu hadisten anlamamız gereken ana mana. İkinci anlamamız gereken mana ne bu hadisten? Bir insan bir ibadeti başkalarına öğretme kastıyla yapabilir. Yani biz mesela diyelim ki bir toplumun bir konu hakkında bilgisiz olduğuna inanıyorsak abdest almaya ihtiyacımız olmayabilir. Ama sırf onlara göstermek için abdest alabiliriz. Ta ki insanlar doğru olanını görsünler. Allah Resulü'nün abdesti buydu. Veya namazın sünnetlerine riayet etmediğini düşündüğümüz, konu hakkında bilgi sahibi olmadığına inandığımız insanlara aynı biz de Malik İbni Hüveyris'in yaptığını söyleyebiliriz değil mi? Yani ben namaz kılmak değil gayem. Ama size Allah Resulü'nün nasıl namaz kıldığını sahabelerin bize aktardığı kadarıyla göstermek istiyorum deyip karşımıza oturturuz veya bulundukları bir ortamda onlara namaz kıldırabiliriz. Yani ibadetler başkalarına öğretme kastıyla yapılabilir. Tek kasıt bu da olsa bu caiz olan bir davranıştır. Evet, bu bir tane sünnet. 95. hadis-i şeriften öğrenmiş olduğumuz bir sünnet. Evet. 96. hadis-i şerife geldik. An Abdullah ibn Malik ibn Buhayne. Abdullah ibn Malik ibn Buhayne'den rivayet edilmiş bu hadis. Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne idi izâ salla, namaz kıldığı zaman farraca, açar idi beyne yedeyhi, iki elini arasını, hatta ta ki yebduve, görününceye kadar, açığa çıkıncaya kadar, beyadu, beyazlığı, ibtayhi, koltuk altının beyazlığı açığa çıkıncaya kadar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açardı. Bizim bilmediğimiz kelime ne var bu hadis-i şerifin içerisinde? Farraca yufarricu tefricen. Farraca yufarricu tefricen. Farraca, iki şeyin arasını açmak. Bir şeyi birbirinden açmak, böyle uzaklaştırmak. Buna farraca diyoruz. Onun için bir insanın sıkıntısını gidermeye de Araplar tefric demişler. Yani sen bir adamın çok büyük bir sıkıntısı varsa, o sıkıntıyı giderirsen ferraca en kurbetihi diyebilirsin. Yani onun sıkıntısını giderdi, onun sıkıntısından kurtardı diyebilirsin. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi kullanıyor. Men ferraca an muslimin kurbeten min kurbati dünya ferracallahu anhu kurbeten min kurbati yevmil kıyamet. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir tanesini giderirse Allah da onun ahiret sıkıntılarından bir tanesini giderir. Hadisin bir lafzında ferraca diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sıkıntıyı gidermek anlamında. Çünkü onun önünü sanki bir sıkıntı kapatmış, sen onun önünü açmış oluyorsun. Yebdu, beda, yebdu, bir şeyin açığa çıkması, belirgin olması anlamında kullanılıyor bu kelime. Beda, yebdu. Hani Mümtehine suresinde var ya, قَدْ بَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. Bizimle sizin aranızda ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık baş göstermiştir, açığa çıkmıştır, zuhur etmiştir. قَدْ بَدَى diyoruz. Beda yebdu bu anlama geliyor. Beyadu, beyazlık demek. Bu ibtayhi, ibtun, bir tane koltuk altı demek. Şu koltuk altının adı ibtun. İbtayhi, bu tesniye iki tane koltuk altı. Aslında ibtayni olması lazım. Fakat sonuna ha geldiği için ha zamiri muzafu ileyhin muzafu ileyh olduğunda nun düştüğü için tesniye ve cem-i müzekkerden ibtayhi şeklinde kalmış. Evet, tam manası ne? Abdullah ibn Malik ibn Buhayne dedi ki Allah Resulü namaz kıldığı zaman iki elinin arasını açardı ta ki onun koltuk altı beyazlığı görününceye kadar. Evet.
Biz daha önce demiştik ki secde etmek namazın rükünlerindendir. Doğru mu? Doğru. Delili neydi secde etmenin namazın rükünlerinden olduğunun delili? Evet. Daha önceki derslerimizden bir tane ayet atıp ya eyyühellezine amenü Ya eyyühellezine amenü rükû ve secdû. Bu bir tanesiydi. Başka? Namazın kütübü olan kişi hadisinde hocam olarak söylüyor. Ve secdû. Nasıl söylüyordu? ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. Sonra secde yap, ta ki secdende mutmain oluncaya kadar diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Secde namazın rükünlerindendi. Peki, şimdi bu hadis bize neyi anlatıyor? Secdenin rükün olduğunu değil, secde rükününün keyfiyetini anlatıyor. Yani nasıl secde edeceğiz? Aslında anlatmıştık bunu değil mi daha önce? Ama hatırlayalım. Tekrardan kısa bir şekilde. Ellerimizi nereye koyuyorduk secde ettiğimiz zaman? Avuç. İçimizi nereye koyuyorduk? Omuz hizasına koyuyorduk değil mi? Nereden çıkardık peki biz bunu? Yani neye dayanarak böyle bir şey söyledik? Delil. Tirmizi ile İbn-i Huzeyme'nin bir hadisini naklettiği bir hadis söyledik değil mi? Peygamberimiz secde ettiği zaman alnını ve burnunu iyice yere yerleştirir. Ellerini koyar ve ellerini omuz hizasına koyardı sallallahu aleyhi ve sellem. Şu hizaya ellerini koyardı. Tamam. Peki ayaklarımız... Ellerimiz burada. Arkadaki iki tane ayağımız nasıl oluyordu? Parmaklar kırılarak tamam. Bir şekilde duruyor. Tam topuklar? Topuklar da birbirine birleştiriliyor. Birleşti. Delilimiz neydi peki topukları birleştirmenin? Ayşe annemizin hadisi değil mi? Peygamberimizin topuklarını namazda birbirine birleştirmiş şekilde buldum demişti. Yani o ras diyor. Yani birbirine kenetlemek, birbirinin içine girmek şeklinde böyle olurdu. Tamam, çok güzel. Peki ellerimizi nasıl yapıyorduk? Ellerimizi koyduk sonra. Şunları koyduk. Kalan kısmını nasıl yapıyorduk? Buralarımızı. Bununla alakalı şimdi hocam. Yani buna iki tane rivayet gelmişti. Tamam. Birincisi Peygamberimiz yani büyük açıyor yani. Tamam. Şimdi aslında şöyle. Mesela şöyle ellerimizi koyduk değil mi? İlk yapmamız gereken şey neydi? İlk yapmamız gereken. Dirseğimizi yerden kaldırmak idi. Ne demişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize? İza secette da yedeyke varfa mirfakayke. Secde ettiğin zaman elini koy, şu dirsek kısmını da havaya kaldır demişti. Hem emre uymak için hem de nehiden kaçınmak için. Şimdi bakın kaçıncı hadis gelecek? 99. hadiste de gelecek. Aleyhissalatü vesselam bir de 88 miydi? Bir hadiste de geçti Ayşe annemizin hadisinde. Kişinin parçalayıcı hayvan gibi, kişinin işte köpek gibi böyle elini yere sermesini aleyhissalatü vesselam yasaklamıştı. Öyle değil mi? Koyduk, kaldırdık bunu. Sonrası bize kalmış. İstersek böyle tutarız elimizi. İstersek burada olan sünnete, şu okuduğumuz hadis 96. hadisteki sünnete riayet edebiliriz. Ne yaparız? Böyle şu ellerimizi iyice yanlarımızdan uzaklaştırabiliriz. Ta ki hatta bu koltuğumuzun altı arkadan bakan biri göreceği şekilde ellerimizi açabiliriz. Bir hadis söylemiştik hatırlarsanız. Aleyhissalatü vesselam secde yaptığında ellerini o kadar açardı ki küçük bir koyun geçmek istese, kuzu geçmek istese oradan geçerdi diyor Meymune annemiz. Yani hanımlarından biri bize bunu söylüyor. Ellerini açtığında bir koyun dilese, Müslüm'ün hadisi bu. Oradan geçmek istese oradan geçerdi diyor. İstersek açabiliriz ellerimizi. İstersek de şöyle yaptık. Kaldırdık dirseklerimizi kafi. Nehiden kurtulduk. Emri yerine getirdik. Bu da bir sünnet. İstiyorsak da ellerimizi bu şekilde açabiliriz. Bu hadis de bize onu anlatan bir hadisi. Hadis-i şerif. Sadece ben bir detay, yani iki sünnet de var demiştik ama bir detay getirmiştik. Cemaatle namaz kıldığımız zaman sünnetlere riayet edeceğim derken farzları çiğneyip haramlara düşmeyeceğiz. Değil mi? Müslümana eziyet etmek nedir? Haramdır. Müslümanın namazda dikkatini dağıtmak, huşusunu bozmak nedir? Haramdır. Bunlar İslam'ın kesin yasaklamış olduğu şeylerdir. Bu ise sünnettir. Yani yapsan da olur. Yap mesela şimdi namaz kılıyoruz diyelim. Dar bir alan. İnsanlar sıkışık sıkışık oturmuşlar. Adamın bir tanesi ben teverrük sünnetini yapacağım dedi mi yandakinin üstüne biniyor işte. Yani iyice yayıldı mı yanında oturan adamı sıkıştırıyor. Diğer arkadaşıyla beraber bunlara dikkat edeceğiz.
Bunları yapma, cemaat namazlarında yer darsa, alan darsa, yanımızdakinin dikkatini dağıtacaksak, bunlara hususiyetle dikkat edeceğiz. Mesela namaz kılarken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri ne? Şimdi sen tek namaz kıldığında diyelim şöyle yapabilirsin ellerini. Doğru mu şöyle? Cemaat namazında böyle yapabilir misin Fatiha ellerini? Çünkü böyle yaparsan iki problem çıkıyor ortaya. Bir, namazda saf sünneti olan omuzları birleştirmek mümkün olmuyor. Değil mi şimdi? Böyle nasıl omuz birleşecek? Dirsekler çünkü birbirine temas ediyor. İki, safların arasında ayrılık olmayacak ya namazda. Saflar bitişik olacak. Sen zaten elini böyle açtığın zaman otomatikmen bu mesafeyi açık bırakmak zorunda kalıyor adam. Yani yanaşamadığından dolayı. Oysa İslam'ın bize istediği ne? Namaz kılan iki kişinin birbirine dümdüz bir şekilde bitişmesini istiyor. Ayaktan başlayıp diz kapakları, bu yan taraflar ve omuzlar olacak şekilde birleşebildiği kadar birleşmesini istiyor. Onun için cemaatle namaz kıldığımızda bunlara hususen ayrıca dikkat göstereceğiz inşallah. Evet. ...97. hadis-i şerife geldik. An Ebi Mesleme Said ibn Yezid radıyallahu anh Ebi Mesleme'den nakledilmiş. Kale dedi ki Se'eltu, ben sordum Enes ibn Malik, Enes ibn Malik'e sordum. Ekânen nebiyyü, Peygamberimiz yapar mıydı? Yusalli, namaz kılar mıydı? Fîne aleyhi, iki ayakkabısıyla namaz kılar mıydı? Aleyhissalatü vesselam. Kale naham. O da dedi ki evet, Peygamberimiz ayakkabıları ile namaz kılar idi demiş o da. Burada yabancı bize olabilecek olan kelime hangisi? Na'lun kelimesi. Na'l, ayakkabı demek. Eskiden giydikleri, daha doğrusu bir ayakkabı sandalet gibi olan ayakkabılara na'lun diyorlar. Biraz daha kapalı, her tarafı örtülü olan ayakkabılara da hiza diyorlar Araplar. Peygamberimiz na'lleriyle namaz kılar mıydı? Tebrik gibi, sandalet gibi. O da evet demiş. Aleyhissalatü vesselam onunla namaz kılardı. Bu müstesniye bir kelime. Na'leyni aslı aslında. Sonuna ha zamiri geldiği için muzaf muzafu ileyh olduğundan nun düşmüş sonunda. Evet. Ben Enes İbni Mali'ye sordum. Peygamberimiz ayakkabıları içerisinde namaz kılar mıydı? O da evet, Peygamberimiz ayakkabıları içerisinde namaz kılardı dedi. Şimdi bu ayakkabı ile namaz kılma meselesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerindendir. Fakat bunun bir hikmeti var. Yani niçin biz ayakkabılarımızla ümmet olarak namaz kılıyoruz? Çünkü biliyorsunuz İslam geldiğinde, Allah Resulü geldiğinde, daha doğru bir ifadeyle herkes namaz kılıyordu zaten. Yani Yahudilerin de bir namazı vardı. Hristiyanların da bir namazı vardı. Müşriklerin de bir namazı vardı. Müşrikler nasıl namaz kılıyorlardı? Müşriklerin namazını biliyor muyuz? Nasıl kıldıklarını? İlla mukâen ve tasdiye. Ve mâ kâne salâtuhum indel beyti illa mukâen ve tasdiye. Onların Kabe'nin yanında namazları ıslık çalmaktan ve alkıştan, bu da bir ibadetti. Yani alkış çalıyorlardı, ıslık çalıyorlardı, ibadet yaptıklarını düşünüyorlardı. Hristiyanlar ve Yahudiler de namaz kılıyorlardı. Lakin kimisi ruku yapıp secde yapmıyordu, kimisi secde yapıp ruku yapmıyordu. Ama her ümmetin bir namazı var. Niye her ümmetin bir namazı var? Çünkü ilk insandan beridir namaz var. Tek insanlarda değil, hayvanlarda bile namaz var. Yani Allah Azze ve Celle Nur Suresi'nde diyor ya, gökyüzünde uçan kuşlar kullun ya'lemu salatahu ve tesbihahu. Hepsi nasıl namaz kılacaklarını ve nasıl Allah'a tesbih edeceklerini bilirler. Zikir ve namaz bütün varlıkların içerisinde olan bir durum. Şimdi Allah Resulü gelince istedi ki Müslümanların namazı kafirlerin namazlarından ayrılsın. Yani biri Müslümanları gördüğü zaman bu namaz Muhammed'in ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem namazıdır desin. Onun için ne dedi Peygamberimiz? Men salle salatena, kim bizim namazımızı kılarsa. وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا, bizim kıblemize yönelirse. وَاَكَلَ ذَبِحَتَنَا, bizim kestiğimizi yer. Yani kastı bizim gibi keser, bizim gibi yerse. فَهُوَ مُسْلِمٌ لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا, o Müslümandır. Lehimize olan her şey onun için geçerlidir. Aleyhimize olanlar da onun için geçerlidir. Kim namaz kılarsa değil.
Men salle salatena. Kim bizim namazımızı kılarsa. İşte o peygamberimiz namazı bizim namazımız yapabilmek için o dönemdeki müşriklere, Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefetler yapmaya başladı. Bunlardan bir tanesi neydi? Ayakkabı ile namaz kılmaktı. Dedi ki Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Sallu fi ni'alikum. Ayakkabılarınızla namaz kılınız. Fe innel yahude la yusallune bi ni'alihim. Çünkü Yahudiler ayakkabıları ile namaz kılmazlar. Bir rivayete ayakkabılarıyla ve mesleriyle namaz kılmazlar dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Yahudilere muhalefet etmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı ile namaz kılmayı bu ümmete meşru. Bu ümmete meşru kıldı. Fakat bu bir sünnet. Yani bu bir sünnet. Şöyle bir durum da var İslam hukukunda. Daha önce hatırlarsanız bu necasetlerle ilgili bapta geçmişti diye hatırlıyorum ama yine de söyleyelim. Mesela Allah Resulü'nün bir sünneti var. Sahabe diyor ki Peygamberimiz mescide geldiğinde ayakkabılarına bakardı. Eğer onda bir necaset varsa onu yere sürer. O toprağa sürüp necaseti giderdi. Yoksa o ayakkabılarıyla namaz kılardı diyor. Mesela bir sahabe. Ya da meşhur şey hadisini biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur mutlaka. Allah Resulü bir gün sahabesine namaz kıldırırken ayakkabılarını çıkardı, namazda kenara koydu. Sahabeler de çıkarıp koydular. Sordu, siz niye böyle yaptınız dedi Allah Resulü. Senin ayakkabını çıkardığını gördük, biz de çıkardık dediler. Peygamberimiz ne dedi? Cibril bana geldi, ayakkabımda necaset olduğunu söyledi. Ben de ayakkabımı çıkardım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu niçin anlattım? Şunun için anlattım. Ya kişinin ayakkabısına necaset olursa, yolda yürürken farkında olmadan bir necaset ayakkabısına bulaşmışsa ne olacak? Bunu nasıl detaylandıracağız, tafsilatlandıracağız? Şöyle, asıl olan necaset değil temizliktir her zaman. Değil mi? Asıl olan nedir? Temizliktir. Necaset, tarih olan bir durumdur. Yani sonradan ortaya çıkan bir durumdur. Asıl olandan tarih olana intikal etmemiz için ne lazım elimizde? Yakini bir delil lazım elimizde. Bu bütün fıkhın bütün baplarında bu böyledir. Asıl olana mesela sen örnek veriyorum. Abdest aldın. Geldin. Asıl olan nedir? Senin abdestli olmandır. Değil mi? Acaba ben abdestsiz olabilir miyim? Acaba abdestim bozuldu mu? Bu nedir? Bu şektir. Şüphedir. Zandır. Tarih olandır. Yani sonradan ortaya çıkandır. Asli olan ise yakindir. Hiçbir zaman insan yakini bir kenara koyup zannı ne yapmaz? Zannı almaz. Ancak yakinen abdestinin bozulduğunu hatırlar veya buna dair elinde bir delil olursa gidersin bir daha şey yaparsın, abdest alırsın. Niye İslam bunu böyle yapmış? Bir, kullara merhametinden ötürü kolaylaştırmak için. İki, vesvesenin kapılarını kapatmak için. Yoksa şeytan her insanı vesvese hastalığına düşürürdü. Ve oturdun, diyelim şimdi mesela aklına geldi ya benim abdestim var mıydı? İslam çözümü getirmiş. En son hatırladığım abdestliydim. Abdestsiz olduğuma dair de elimde bir delil yok. Vesveseye düşmeye gerek yok. Abdest almaya da gerek yok diyorsun. Vesvesenin kapısını kapatmak için hiç vesveseli insan gördünüz mü? Aranızda vesveseli insan gören var mı? Gördünüz değil mi? Nasıl büyük bir azap olduğunu biliyor musun? 3 saat abdest alan adamlar var. 3 saat banyoya gidip abdest alan adamlar var. Vesveseli olduğu için abdest alıyor, yüzümü yıkadın mı diyor. Yani elini sürse anlayacak yüzünü yıkayacağını ama vesvese bir daha abdest alıyor. Acaba buraya su gitmiş midir? Diyor. Bir süre sonra soyunup abdest almaya başlıyorlar. Yani belli bir tuvalete falan soyunarak girmeye başlıyorlar. Necaset sıçradı mı sıçramadı mı diye. Belli bir zaman sonra abdest kıyafeti, namaz kıyafeti, dışarı kıyafeti, içeri kıyafeti ne dönüşüyor mesele. Belli bir zaman sonra şeytan diyor zaten senin namazın kabul olmuyor ki. Yani sen tam tedbir alıyorsun ama ne bileceksin? Belki başka bir yerden necaset sıçradı üzerine. Namazı, abdesti, her şeyi terk ediyorlar. Netice gelinen nokta bu oluyor genelde. Bu şeytanın büyük bir oyunu olduğu için İslam vesvese kapısını bizim önümüzde kapatmış. Asıl olan ayakkabılarımızın ne olmasıdır? Temiz olmasıdır. Asıl olan ayakkabılarımızın temiz olmasıdır. Ancak zahir, açık, kesin bir necaset üzerinde görmüşsek o zaman ayakkabılarımızla namaz kılamayız. Fakat öyle bir durum söz konusu değilse normal herhangi bir yerde ayakkabılarımızla namaz kılabiliriz. Eğer bir necaset olduğunu fark ettik diyelim, ayakkabılarımızda bir şey yapmaya gerek yok. Orayı yere sürmemiz, Allah Resulü'nün yaptığı gibi toprağa temas ettirmemiz kafi. Kafidir. Ondan sonra o ayakkabılarımızla şey yapabiliriz, namaz kılabiliriz Allah'ın izniyle. Peki,
Hangisi daha eftal? Yani ayakkabılar ile mi namaz kılmak daha eftal? Yoksa ayakkabısız bir şekilde mi namaz kılmak daha eftal? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem umumi sünneti veya sahabenin umumi sünneti ayakkabısız namaz kılmalarıdır. Umumi sünnetleri. Fakat eğer muhalefet söz konusuysa, muhalefet ettiğimiz bir toplum var. Mesela diyelim ki Kudüs'e gittiniz. Allah nasip etti, ziyaret etmeye gittiniz. Orada Yahudiler var. Orada ne yapabilirsiniz? Ayakkabılarınızla namaz kılabilirsiniz. Onlara olan muhalefetinizi onlara göstermek için bunu yapabilirsiniz. Onlar ibadetlerinde ayakkabılarını çıkarıyorlar. Çünkü normal zamanlarda ise insanın ayakkabısını çıkarması, çoğunlukla ayakkabısız namaz kılması insan için daha evladır. Necaset şüphesinin olduğu, mesela bazen kanalizasyon patlar. Her zaman olmaz. Yollarda bakarsın ki kanalizasyon patlar. Acaba ben de yürüdüm oradan ıslak bir necaset bulaştı mı bulaşmadı mı dersin. Böyle durumlarda da ayakkabıyı çıkarmak daha evladır. Ama umumi sünnet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in umumi sünneti, aleyhissalatü vesselam'ın ayakkabılarını çıkardığı yönündedir. Bir tane daha hadis okuyalım. Kaça geldik? 98. Bu. Doksan sekizinci hadis. An Ebi Katade el-Ensari, Ebu Katade el-Ensari'den enne Rasulallahi muhakkak ki Allah Resulü kâne yusalli, namaz kılıyor idi. Ve huve o hamilun, taşıyor idi. Umamete binte Zeynep, Umame binti Zeynep'i, yani torununu, binti Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü'nün kızı Zeynep'in kızı Umame'yi kucağında taşır idi. Ve li Ebil As İbn-i Rabi' İbn-i Abdüşşems ten nakledilene göre, bu da 99. rivayet olarak vermiş bunu. Sizde de ayırmış mı sizin elinizdeki kitapta? Bende de ayırmamış da. Evet, bu şimdi bize bir fark atmış olacak. Yani bundan sonra bizden bir rakam ileride gitmiş olacak kitap. فَاِذَا سَجَدَ Secde ettiği zaman وَضَعَهَا O çocuğu koyardı. وَاِذَا قَامَ Kalktığı zaman حَمَلَهَا Onu kucağına alır, onu taşırdı. Demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için. Evet. Bu hadiste bilmediğimiz hangi kelime var? Hamil. Hamele, yahmilu, hamilun. Hammal var ya, bizim Türkçe'de kullandığımız hammal. Bir şey taşıyan, yük taşıyan anlamında. Hamele, yahmilu, hamele taşıdı, yüklendi anlamına geliyor. Hamilun da onun ismi faili, taşıyan kişi anlamına geliyor. Feiza secede vada'aha. Vada'a, yada'u, koymak, yerleştirmek anlamına geliyor. Yani Peygamberimiz secdeye gittiğinde, yere indiğinde çocuğu kucağından yere bırakıyormuş. Tekrar ayağa kalkacağı zaman çocuğu tekrar kucağına alıp ayakta bir şekilde kıraatini tamamlayıp namazını kılıyormuş sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Peygamberimiz namaz kıldığında kızı Zeynep'in kızı olan Ümame'yi taşıyarak namaz kılardı. Ebil As'ın rivayetinde ise secde ettiğinde onu yere bırakır. Ayağa kalktığında ise çocuğu kucaklar, kucağında taşırdı demiş. Evet. Bu da bir hadis-i şerif. Hadis-i şerife şöyle bir başlık atabiliriz. Namazda hareket fıkı diye bir başlık atabiliriz bu hadis-i şerife. Yani bir insan namazda ne kadar hareket edebilir? Ne kadar hareket ettiği takdirde namazına zarar vermiş olur? Bu hadisi o bapta ele alabiliriz. Şimdi biliyorsunuz namazın
Kur'an-ı Kerim'de zikredilen özelliklerinden bir tanesi, Allah'ın istediği namazın özelliklerinden bir tanesi huşu. وَالَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içerisinde olan insanlardır diyor Allah Azze ve Celle. Huşu sonu aynı ile huşu içerisinde olan insanlardır. Huşu ne demek? Huşu sükunet demek. Yani haşa'a sekene anlamına geliyor. Mesela kıyamet sahnelerinden birini anlatırken Allah diyor ki وَخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ لِلْرَحْمَنِ Sesler Rahman'ın karşısında sükuna ermiştir. Yani sesler kesilmiştir demek istiyor. Ne kadar hareketsizleşirsen o kadar huşu içerisinde olursun demektir. Yani namazda huşu sahibi olmanın yolu hareketsizlik, konsantre, insanın dikkatini bir şey üzerine toplamasıdır. Bunun yeri neresidir? Kalptir. Yani huşunun asıl yeri kalptir. Lakin kalp bedeni, beden de kalbi etkilediğinden ötürü kişi namaz kıldığında asıl olan kişinin namaz kılarken hareketsiz bir şekilde namazını kılmaya dikkat etmesidir. Yani kalbinde sükunet oluşabilmesi için, dikkatinin belli bir nokta üzerinde toplanabilmesi için asıl olan nedir asıl olan? Kişinin hareketsiz bir şekilde huşu içerisinde namaz kılmaya gayret, namaz kılmaya gayret göstermesidir. Namazdaki huşuyu muhafaza etmek için asıl olan budur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de buna dair bazı teşvikleri var. Buna dair bazı yönlendirmeleri var sallallahu aleyhi ve sellemin. Hem namazda hareketsizlikye yönelik aleyhissalatü vesselamın yönlendirmeleri var. Hem de namazda insanın konsantresini, dikkatini dağıtacak şeyleri izale etmeye yönelik Allah Resulü'nün yönlendirmeleri var. Hepsi niye bunların? Hepsinin ortak sebebi, bu zikredeceğim hadislerin ortak sebebi ne? Namazda Allah'ın emretmiş olduğu huşuyu muhafaza etmek ta ki kişi namazından istifade etsin. Namaz onu terbiye etsin, arındırsın, Allah katında derecelerini yükselsin, kötülükten alıkoysun diye. Mesela muttefakun aleyh bir hadis söyleyeceğim. Adamın biri namaz kılarken, hani insanlar eskiden namaz kıldığında bizim gibi halıların üzerinde namaz kılmıyorlardı. Toprağın üzerinde namaz kılıyorlardı. Değil mi? Doğal olarak giderken ne yapıyorlar? Elleriyle secde edecekleri yeri şöyle bir düzeltiyorlar. Çakıl varsa, taş varsa götürüyorlar. Aleyhissalatü vesselam böyle bir adamı gördüğünde dedi ki وَاِنْ كُنْتَ وَفَعِلًا فَوَاحِدًا Eğer illaki secde edeceğin yeri düzeltmek zorundaysan, hani çakıl gördün, diken gördün, bir defa yap dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani çokça hareket etme. Böyle hani elinle normal zamanda toprağı düzeltiyormuş gibi yapmayacaksın. Ne yapacaksın? Bir defa elinle şöyle bir düzelt, ondan sonra oraya secde et dedi. Az hareket edilmesi gerektiğine dair Peygamberimizin bir hadisi. Mesela yine aynı şekilde İmam Bukhari'nin Ayşe annemizden rivayet ettiği bir hadis var. Ayşe annemiz diyor ki ben Peygamberimize iltifatı sordum namazda. İltifat nedir? Sen mesela böyle namaz kılıyorsun diyelim. Şöyle etrafa bakıyorsun. Bunun adı ne? İltifat. Yani namazda kıble yönünden başka yönlere kişinin şöyle hafif hafif iltifat etmesi demek. Peygamberimiz dedi ki huwa ihtilasun يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاتِ الْعَبْدِ O, şeytanın kulun namazından çaldığı, kaçırdığı şeydir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki namazda seni harekete, etrafa bakmaya sevk eden şey nedir? Şeytandır. Niçin? Ta ki senin namazından çalsın, sen namazından hem ecir yönünden hem de senin namazın terbiye etmesi yönünde hakkıyla istifade edemeyesin diye şeytanın yaptığı bir şeydir. Mesela yine Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ اَوْ لَيُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ Bazı insanlar namazdayken başlarını yukarıya kaldırıp semaya bakmaktan ya vazgeçsinler ya da Allah onların gözlerini çekip alacaktır onlardan diyor. Bu bir tehdit. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir tehdidi. Namaz kılarken normalde yapmamız gereken şey ne? Secde ettiğimiz yere bakmak. Aleyhissalatü vesselam'ın bize öğrettiği. Diyelim ki adam şöyle kafasını kaldırıp semaya bakıyor. Gözünü yukarıya kaldırdı. Peygamberimiz ya bunu bıraksınlar diyor. Demek böyle yapanlar var cemaatin içerisinde. Ya da Allah onların gözünü çekip alır onlardan. Tabii Allah kimseyi belki kör etmez. Yani adam semaya baktı diye gözü kör olan kimse görülmemiş şu ana kadar. Ama manevi olarak Allah gözünü kör eder. Ne demek manevi körlük? Adam görmesi gerekeni görmez, anlaması gerekeni anlamaz, duyması gerekeni duymaz.
manevi bir cezalandırmadır bu. Olabilir. Yine mesela bir hadis-i şerifte daha önce Allah-u Alem konuşmuştuk yine bunu. Öyle hatırlıyorum ben veya gelecek. Konuşacağız bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin evine gitti. Ayşe annemiz duvara bir şey asmıştı. Bir bez asmıştı. Niçin? Duvarı süslemek için. Hani pano gibi süs eşyası olarak bir bez açmıştı. Peygamberimiz namaz kıldığında gözü o beze takıldı. Aleyhisselatü vesselamın dikkatini çekti o bez parçası. Namazı bitirdikten sonra Ayşe annemize dedi ki emiti anni kirameki hâze. Bu bez parçasını benden gider. Yani şunu duvardan kaldır dedi. فَاِنَّهُ اَلْهَدْنِي عَنْ سَلَاتِي. Çünkü o namazda beni meşgul etti. Dikkatimi çekti dedi. Bu da Bukhari hadisiydi. Bir tane daha Bukhari Müslüm hadisi söyleyelim. Aleyhisselatü vesselama bir elbise hediye geldi. Elbisenin üzerinde böyle çizgiler, kalın belirgin çizgiler vardı. Peygamberimiz dedi ki bu elbiseyi alın Ebu Cehme götürün. Elbise satan bir sahabe. Bu bana Embucaniye denen bir elbise çeşidi var. Çizgisiz, üstünde şekil olmayan bir elbise. Bana onu getirin. Çünkü o beni namazımdan alıkoydu dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan ne anladık biz bu zikretmiş olduğum hadislerden? Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığında insanların bedenlerinin hareket etmesini istememiş aslında. İki, insanların gözleri gibi organlarının namazda etrafta dolaşmasına, etrafta bakmasını istememiş sallallahu aleyhi ve sellem. Üç, senden değil de senin haricinde bir şey vardır. Ama senin aklını, kalbini, gözünü meşgul ediyordur. Bu tip şeylerin senin namazında etrafında olmasını istememiş sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Bunlar hepsi niçin? Bir sebep olması lazım değil mi? Sebep belli. Müminleri Allah Kur'an-ı Kerim'de överken onlar namazlarında huşu içerisindedirler diyor. Huşu ne demekti? Sükunet demekti. Hem kalbin hem de bedenin sükunete ermesi demekti. Bunu sağlamanın yolu da dikkat dağıtıcı şeyleri şeyden kaldırmak, namaz esnasında ortadan kaldırmaktır dedik. Lakin bununla beraber hem Allah Resulü'nün hem de sahabenin namaz kılarken hareket ettiklerine dair bazı rivayetler var. Mesela bu rivayeti düşünün işte. Şimdi namaza başladık diyelim. Çocuk var kucağımızda, çocukla namaza durduk. Yere secdeye gideceğimizde çocuğu yere bıraktık. İki secdemizi tamamladık. Tekrar kalkacağımızda çocuğu tekrardan aldık. Bir sürü hareket yapmış olduk. Mesela bu bir hadis-i şerif. Allah Resulü'nden bize nakledilmiş olan. Bir tane daha hadis-i şerif söyleyelim. O da İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Ebu Berze adında bir tane sahabe var. Ebu Berze el-Eslemi. Bu sahabe bir gün namaz kılarken bir yerde yanındaki devesi kaçıp gidiyor. Bu da namazı bırakıp devenin peşinden koşuyor. Bir rivayette deveyi yakaladıktan sonra getiriyor. Deve kaldığı yerden namazına devam ediyor tekrardan. Haricilerden bir tanesi Ebu Berze'yi görünce Allah bunun müstehakkını versin diyor. Şuna bak. Yani bu bunak. Yani onun ifadesiyle söylüyor. Haşa ve kella. Namazı bıraktı bunak. Gitti şeyini getirdi. Sonra tekrar namaza devam etti. O da diyor ben sizin ne söylediğinizi duydum. Ben peygamberimizle 6 veya 7 gazveye katıldım. Ben peygamberimizle sizin bu aşırılığınızı görmedim diyor. Yani bu kadar dini daraltmak, dini zorlaştırma aşırılığınızı ben peygamberden görmedim. Ebu Berze kim? Peygamberimizin yanında 10 yıllarca kalmış bir sahabeden bahsediyoruz. Mesela İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eve geldi. Ayşe annemiz nafile namaz kılıyordu. Kapıyı çaldı. Ayşe annemiz namazı bıraktı gitti. Peygamberimize kapıyı açtı. Tekrar geldi kaldığı yerden namazına devam etti. İlâ ahirihi. Yani bu ve buna benzer örnekler verilebilir. Şimdi ne diyeceğiz biz? Asıl olan nedir? Namazda hareketsizliği muhafaza etmektir. Peki bu tip rivayetler neyi anlatıyor? Bu tip rivayetler belli durumlarda ihtiyaç olursa kişi namazında hareket edebilir. Belli durumlarda ihtiyaç olursa kişi namazında hareket edebilir. Niçin buna izin verilmiş? Gene namazın huşusunu muhafaza etmek için. Yine namazın huşusunu muhafaza etmek için. Şimdi siz benim bu söylediğimi daha anlayamazsınız da Fatih abi benim bu söylediğimi anlar. Bir anne veya bir baba çocuğu orada ağlarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile imam olsa namaz kılırsa hiçbir şey anlamaz o namazdan. Doğru mu? Çocuğun ağlıyorsa eğer çocuğunun bir sıkıntısı varsa
namazmış, Kur'anmış, ilimmiş. Yani hiçbir şeye kendini vermen mümkün mümkün değil. Çünkü o fıtri bir şey. Yani ona bir onunla ilgili bir sıkıntı olduğunda, mesela kendinle ilgili bir sıkıntı olsa bir sene hastaneye gitmezsin, umursamazsın. Ertelersin ama çocuğun en ufak bir şeyi olsa bir çözüm bulmam lazım dersin. Allah onu çocuğu korumak için anne babanın fıtratına koymuş. Bir anne veya babanın namaz kıldığını düşünün. Çocuk da burada ağlıyor. Şimdi dese ki ben namazın huşusu için ben hareket etmeyeceğim, yerimde sabit kalacağım. Huşu falan kalır mı orada? Huşu kalmaz çünkü akıl sürekli çocukla meşgul olacağı için huşu gider. Ne yapacak ama çocuğunu kucağına alırsa tekrardan normal kendi namazına dönüp, eğer çocuk bırakırsa tabii biraz zor. Çocuk kucaktayken sana huşulu namaz kıldırsın. Namazına devam edebilirsin. Ya da kapı çalıyor. Mesela sen namaz kılıyorsun, sürekli vuruyor biri kapıya. Senin kendini namaza vermen mümkün değil. Kapıyı açarsın, namazına devam edersin, tekrar huşuna geri dönersin. Veya işte şimdi belki deve dediğimizde çok anlaşılmıyor ama adam yıllarca çalışmış, etmiş, kendisine bir tane araba almış. Tam namaza durmuş, namaz kılacak, hırsızın biri arabayı almış götürüyor. O adam namaz kılabilir mi sonuna kadar? Mümkünatı yok. Aklı şeyde kalacak, arabada kalacak. Bu tip durumlarda İslam hareket etmemize müsaade etmiş. Ama bu müsaadenin sebebi de gene namazın huşusunu muhafaza edip çok fazla namaza dikkatimizi dağıtmamak için diyebiliriz. Bununla ilgili gene şunu da söylemek isterim inşallah. Bu fıkıh kitaplarımızda bunun için bazı ölçüler getirilmiş. Yani bir rekatta 3 hareket yaparsa işte namaz bozulur. Adetin dışına çıkarsa namaz bozulur gibi. Yani sünnette veya sahabeden kimse böyle bir kayıt koymamış. 3 hareket, 2 hareket, 1 hareket gibi. Bu tip kayıtlar mevcut değil. Evet, onun için normalde hareket etmeyeceğiz ama bir mecburiyet söz konusu olursa da o mecburiyeti def etmek için hareket edebiliriz. Son hadisimizi de okuyalım. Konumuzu, bu babı komple bitirmiş olalım. Bizde 99, kitapta 100. hadis oldu. Evet. An Enes İbni Malik'in, Enes İbni Malik'ten kâle sallallahu aleyhi ve sellem anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizden dedi ki i'tedilû, mutedil olunuz. Yani düzgün olunuz, orantılı olunuz anlamında. Fî sucûdî, secdede. Ve lâ yabusut, yaymasın ahadukum, sizden biri zira'ihi, kollarını in bisâtel kelbi, köpeğin yayıldığı gibi, köpeğin serdiği gibi kollarını yere sermesin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisle ilgili zaten daha önce konuşmuştuk, öyle değil mi? Evet. Buraya kadar benim anlatamadım ya da sizin sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Buyur. Hocam namazda hareket dediğinizde bu mesela kapı çalındı, kapıyı açacaksınız. Tamam. Namazda hareket edileceği zaman kıbleye yönelme ihmal edilebilir mi? Eğer kıbleye yönelmeyi bozmadan kapıyı açman mümkünse onu bozmadan yaparsın. Ama şimdi diyelim ki kapı alt katta çalıyor, sen üst katta namaz kılıyorsun. Yani öyle bir imkan yok, öyle bir mümkünat söz konusu değil. O zaman şeyi ihmal edebilirsin, kıbleyi ihmal edebilirsin. Bazı alimler de şunu söylemişler, daha fazla hareket olmasın diye. Kapıyı açtığı yerde namazını kılmaya devam eder demişler. Yani bir daha yerine dönmek yerine, mesafe çok uzunsa eğer, kapıyı açtığı yerde kıble cihetinde namazına devam eder demişler. Allah'u alem. Hocam bu hani demiştiniz anne veya baba hani çocuğu olan bir kişi çocuğu aldığı zaman kucağına tutabilir dediniz ya hocam. Hı hı. Bu rüküye gittiği zaman veya hani bu durumda nasıl kılabiliyor? Hani, yere koyuyorsun zaman, aynı ruku da aynı. Daha kucağında tutup ruku yapman mümkün olmadığı için yere koyuyorsun, o şekilde ruku yapıyorsun. Kucağındayken hani elini bağlamana falan gerek yok. Hocam, böyle yani olursa, yapabildiğin kadar. Mesela böyle tutuyorsan bir elini koyabilirsin, şöyle yapabilirsin. Elini veya şunu koyup şunu. Ne kadar oluyorsa yani mümkün olduğu kadar. Asıl olan çocuğu korumak, muhafaza etmek. O ne kadar yapabilirsin. Hocam bu sadece anne babalar için mi geçer? Hayır, değildi. Bir çocuk varsa, eğer çocuk bakıma muhtaçsa veya sen korkuyorsan, namazdayken kendine zarar vereceğinden endişe ediyorsan kucağına alabilirsin onu. Zaten bu peygamberimizin kendi kızı değil, torunu. Yani Ümame peygamberimizin öz kızı değil, torunu. Mescide gelmiş, onu kucağına alıp cemaate namaz kıldırmış. Buyur. Hocam
Hocam bu namazda etrafa bakmaktan sakınmak için kişi gözünü kapatabilir mi? Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde göz kapatmak yok. Yani aleyhissalatü vesselam gözleri açık bir şekilde namaz kılardı. Etrafa bakmaktan sakınmak için bir noktaya odaklanmak lazım. Konsantre olabilmek için. Çünkü yani bu göz kapatmak bir çözüm de değil açıkçası. Gözünü kapatan bu sefer hayal kurmaya başlıyor. Yani gözü açıkken belki odada olan bir şeye bakıyor. Gözünü kapatınca hiç alakasız hayaller kurmaya başlıyor bu sefer insan. Onun yerine secde cihetine gözümüzü sabitleyip kendimizle de mücadele etmemiz lazım. Yani nefsimizle uğraşmamız lazım ki onu koruyabilelim. Bu sorun daha olacak. Hani bu otururken işte tahiyyatta ve da hani iki secde arasında hani demiştik ya bir ayak hani sol ayak alta konulur, diğeri de dikilir. Hı hı. Bu hani dikmeyi yapamıyorsa kişi hani zorlanıyorsa ve da hani yapmasa. Bu sünnet zaten. Namazın sünnetlerinden bir tanesi. Eğer bir hastalıktan işte ayağı kırılmıştır, incinmiştir gibi bir sebeptense hiçbir zararı olmaz zaten. Ecrini alır. Ama yapmıyorsa veya sırf zorlandığı için, hiç alışmadığı için yapmıyorsa ecrinden eksilir. Yani 100 tane değil de 95 tane ecir almış olur. Evet. Var mı başka sorusu olan abi de? Buyur Fatih abi. Namazda gözü sabitlemekle alakalı söylemiştik. Yani bazıları önceki bilgilerime dayanarak söylüyorum. Hani bazıları düz bakıyorlar böyle yani yere değil de hani bunun bir delili yok. Yani sünnette sabit olan tek şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve selefin secde mevdi'a secde yerine bakmaları. Bu senin dediğin mesele de şuradan kaynaklanıyor. Bu aleyhissalatü vesselamın bazı namazlarından sonra cennet manzaralarıyla ilgili anlattığı şeyler var. Hadisler var. İşte ben namazdaydım bana cennet gösterildi. Ben namazdaydım cehennemi gördüm. Namazdaydım şeytanı gördüm diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buna dayanarak bazıları hani Allah Resulü önüne bakıp sanki bir televizyon ekranından izliyormuş gibi bakıyor. Sonra sahabesine bunu anlatıyor. Ama bu arzi bir durum. Yani sürekli olan bir şey değil. Sürekli olan bir durum değil bu. Asıl olan şeyde secde yerine bakmak. Oradan hani Allah Resulü önüne bakardı gibi bir şey çıkmış. Lakin dediğim gibi arzi bir durum olduğu için genel sünnet kabul edilemez o yani.